de bir tane akrabası mı telefon attığımızda? Efendim günaydın. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Yakın oluyorum. Ben de bayağı yakın oluyorum hatta. O yüzden aramak istedim. Evet. Buyurun efendim. Yani biz Hatay'dan yakın köylerimizden kadın getirdiğini duyduk. Sonra kadın kısa bir süre sonra gidiyor altınları alıp. O mağdur olan kişi de babamı arıyor. Siz sanıyorsunuz en azından Vahit sizden aldı parayı versin diyor. Evet. Biz o zaman para karşılığı kadın getirdiğini öğrendik. Bunu da biz söylediğimiz zaman ailede tabii ki yalanlandı. İşte beni çekemiyorlar, iftira atıyorlar, lanse edildi herkese. Biz o zamandan bu yana da görüşmüyoruz zaten. Ama aynı köylerden, çevredeki köylerden birçok kişi bizi aradı. Yani öyle Vahit Bey de birkaç kere yapmamış yani bu işi benim sizden. Yok yok, bayağı yapmış. Çok çok. Biz de yakın olduğumuz için bizi arıyorlar sürekli. İşte Vahit bizim paramızı versin, kadın gitti, altınlar gitti gibisinden. Sonra bunun Hatay'da da zaten başka bir beraber olduğu kadın var, siz de biliyorsunuz. Bu zaten bu tarz şeyleri onlar sayesinde yapıyorlar. Ya ben ismini de vermek istemiyorum. Hani biz bayağı yakınız aslında ama çok kolay yalan söyleyen, iftira atan karaktere sahip oldukları için hani şirkete taş atma derler ya. Ya zaten hani ben sizin nesi olduğunuzu biliyorum Vahit Bey'in. Yani şöyle söyleyeyim yani Vahit Bey birini dolandırdığında hanımefendinin babasına gelecek kadar yakınlar yani. Aynen. O yüzden haklısınız. Bir de siz de uğraşıyorsunuz tabii bunlarla. Aynen, bir de bizim böyle birçok aramak isteyen kişi var aslında sizde ama çok çekiniyorlar. Neden? Hani zaten ne olur ne olmaz diye. Korkuyorlar. Yok, akrabalardan aramak isteyenler var. Anladım. Vallahi ne kadar çok kişi varsa arasın. Yani. O zaman tehlike azalır yani. Korkmasınlar yani. Eğer bir tehlike söz konusu ve yani, bundan korkuyorsa diyecek kişiler. Vahit şebekenin çok... önüne gideni şu anda Yozgat'ta gerçekten ben bir sefer gördüm ben bu vatandaşı. Yani konuşmasından işte benim dedem işte şu gazisi, ben işte Kıbrıs gazimdi yani ne olursa olsun. Dün de öyle olsun. Başladı lafı. Fakat yani evet, benim evimi bu adam biliyor. Bu adam aldı gitti tekrar bu insanı. Diye korkuyorum. Allah rahmet yani başkası eylesin değil. Yani. Kıbrıs kardeşi ilaç. Kendisi değil ama. Yalan söylüyor evet. Dedesi. Kendisi. Yok. Vahit Bey mi Kıbrıs gazisi? Kendisi Kıbrıs gazisi. Kim? Kendisi Kıbrıs gazisi. Kendisi Kıbrıs gazisi. Evet. Dedesi de? Dedesi şık derler. Hocadır dedesi. Hoca. Yok, o da dedi bir şey gazisi dedi evet, onun içinde. Şey Allah rahmet eylesin. Ya. Ona laf söyleyecek halimiz yok da yani işte bak böyle anlatıyor demek yani ki. Yani kendini o kadar şey yaptırıyor ki yani güvendiriyor. Ben mesela bana dedi ya ben işte senin paran dedi verilecek. Fakat ben hep onunla irtibata geçtim. O Hamza Kabak dediği İşte yani hiçbirinizle aranızı bozmuyor. Kesinlikle. Sonra diyor ki gel evet. Sana bir tane daha göndereyim diyor. Yok, kimse ben, şikayetçi yok, olmasın. Bana, kimse huzurunu bir... bozmasın. Zaten kızlar ortada dolanıyor. Ne olacak bir tane daha oraya gönderip bir gün sonra geri alsan. Yok, bana öyle bir kelime değişmiyor. Kullanmadı tekrar yani. Senin hemşerim işte senin paranın işte şey yapacağız falan. O Hamza Kabak dediğim kişiyle irtibata geçtim ben tekrar. Onun numarası da vardı bende. Benim şu anda zaten savcılıkta şeylerim devam ediyor. İşte senin Ankara'da. De abi şimdi bu savcılık şeyini birleştireceğiz. Efendim arkadaşlar bir gelinlerle ilgili bir bant hazırlamışlardı. Çünkü gelinlerin de fotoğrafını gönderdiğimizde bizi çok sevdi arayan oldu. Valla benim elimde dediğim gibi var şu tahtayı bir açalım var ama ben karıştırıyorum kim kimeye gelmiş. Kaç gün gelmiş. Bir de her yaş grubundan neredeyse her uyruktan hani isteyene göre buluyorlar. Ya gerçekten yazık ben bu kadınlara çok üzülüyorum ya. Hiç kolay bir hayat değil yani. Hiç tanımadığın biriyle hadi. Hiç tanımadığın biriyle seni gönderiyorlar gidiyorsun başkasının evine. Sonra evi temizleyeceğim hani evde bir şeyler bulacağım bahanesine bence evi de temizliyorlar falan. Ben sonra ya birini öldürseler o verdikleri uyku ilacıyla bir de cezaevine girecekler çıkamayacaklar ömür boyu. Saçma sapan işler yani. Müge Hanım erkekler ne kadar bu suça bulaşıyorsa aynı oranda da hanımlar var. Evet ama bence çok yani garip.